Ve siz sahip amcanın nereye gittiğini, kiminle çalıştığını, işinin ne olduğunu öğrenmeye hiç çalışmadınız, öyle mi? Babam nereye gittiğini bize hiç söylemezdi. Peki ya teyze? O da hiçbir şey bilmiyor. Babam 2-3 günlüğüne işe gideceğini söyler. Sonra da dönerdi ama... Bu arada Kaşif, bence karakola gidip Farah'la ilgili şikayette bulunmalıyız. Teyze nerede? Uyuyor. Şeyste, bana çocuğun kim olduğunu söyle. Bayan Bina'nın üvey oğlu o. Ama bana o çocukla görüşmeyi bıraktığını söylemiştin. Farah bize yalan söylemiş. Acım adında birinden gelen mesajları telefonunda gördüm. Kaşif, içimden bir ses bu çocuğun... Bu çocuğun... Farah'ın ölümüyle bir ilgisi olduğunu söylüyor. Haklısın. Polise her şeyi anlatmalıyız. Alo? Evet efendim. Tamam. Ofisten patronum aradı. Gitmem gereken acil bir toplantı var. Ama hemen geri dönerim. Gerek yok. Şimdiye kadar bizim için yaptıkların yeter de artar. Artık hiçbir ihtiyacımız kalmadı sayılır. Bu doğru değil Kiran. Şu anda hepimiz felaket durumdayız. Ve böyle zor bir zamanda sadece dostlar bize güç verir. Sen direkt karakola gel. Beni orada ararsın. Şahista, gidip bana Farah'ın mesajların geldiği telefonunu getir. Tamam, getireyim. Canım oğlum, Anjum. Ben senin babanım. Bu dünyada seni en çok düşünen kişi benim. Lütfen baba. Küçük bir çocuk değilim. Kendim için iyi olanın ne olduğunu biliyorum. Bu beni tek üzen şey. Senin için neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlamıyorsun. O kadar geniş bir işim var ki. Hem çok dostum var, hem de çok düşmanım var. Ve düşmanımdan intikam da alırım ben. Ama şimdiye kadar kimse bana parmağını doğrultmaya bile cesaret edemedi. Ve şimdi kendine bir bak. Sıradan bir kızla bile başa çıkamıyorsun. Onunla başa çıkamadın. Tamam, ne yapayım? Ben bir hata yaptım. İstersen beni öldür. Bu öfken bir gün başına dert olacak. Bu yüzden sana bir süreliğine Kanada'ya gitmeni tavsiye ediyorum. Hemen. Lütfen baba. Şu an öyle bir planım yok. Efendim, beni çağırtmışsınız. Evet Kabir, neredeydin? Neyse. Anjum. Bu benim siyasi danışmanım Kabir. Ve Kabir? Bu da benim biricik oğlum Anjum. Anjum Nisar. Kabir, her şey yolunda mı? Efendim, biliyorsunuz. Arkadaşım Kiran'ın kız kardeşi. Birileri tarafından katledildi.
Adı Farah'tı. Efendim, o geceki cinayetin ilk raporunu kaydettik. Efendim, otopsi raporları hazır mı? Evet efendim. Çocuk aslında tecavüz... Merak etmeyin, o adam mutlaka asılacak. İçiniz rahat olsun. Adam mı? Hangi adam? O kızın katili tabii. Başka kim olacak? Yani katili tutukladığınızı mı söylüyorsunuz? Öldürüldüğü gece onu gözaltına almıştık ve onun için mahkemeden tutuklama kararı çıkarttık. Efendim, lütfen o canavarla bir kez görüşmeme izin verin, lütfen. Hayır, bunu yapmaya iznimiz yok. Efendim, önünüzde yalvarıyorum. Mutlu evimi mahvedip küçük kız kardeşimin hayatını acımasızca bitiren o adamın kim olduğunu görmek istiyorum, lütfen. Size buna iznim yok dedim. Efendim lütfen, sadece bir kez. Bu kişiyi tanıyor olma ihtimalimiz var efendim. Lütfen, lütfen. Tamam. Ama 5 dakikadan fazla olmaz. Tamam. Tamam mı? Tamam. Gidelim hadi. Gelin. Bakın nasıl da rahat uyuyor. Onu neden öldürdün ha? Söyle! Ne yaptı sana o kız? Gözlerimin içine baksana, buraya bak. Bana bak dedim. Bana bak! Sana söylüyorum. Bir canavarın İnsan kılığında nasıl olduğunu görmek istiyorum. Bana bak! Hey, kalk artık, hadi! Baba! Baba! Kiran? Kiran! Baba! Baba! Kiran! Amca! Canım, ne oldu? Ne oldu? Amca, neden hapistesin? Ne oldu? Genç kızın katili işte. Hayır! Hayır, hayır! Hayır! Baba! Kim? Kim öldü? Baba Farah öldü. Baba Farah öldü. Farah öldü baba. Farah öldü. Farah? Baba nasıl olur? Kızım nasıl öldü? Kızım nasıl öldü? Bakın efendim, bir yanlışlık var. Bu adam o kızın babası. Nasıl katil olabilir? Kesinlikle bir karışıklık olmalı. Bu adam ifadeyi kendisi verdi. Bu mümkün değil. Bu yalan. Bu yalan. Gidip Bay Şahangir'i arayın. Gidip onu arayın. Lütfen Bay Şahangir'i arayın. Lütfen arayın onu. Lütfen, lütfen. Ne dedin? Cihangir mi? Kalkın ikiniz de. İkiniz de. Biri görürse başım büyük belaya girecek. Hadi kalkın. Lütfen bir saniye.
Ne oldu? Hadi çıkın. Lütfen bize 2 dakika verin. Lütfen. Baba bu nasıl olabilir? Baba söyle. Kalkın hadi. Kiran. Hadi çıkın. Hadi. Hadi kalk. Kiran. Çıkın hadi. Tamam. Hadi. Lütfen dışarı çıkın. 2 dakika konuşmadan izin verin. Lütfen yalvarıyorum. Hikayeyi dinledikten sonra gerçekten çok üzüldüm. Peki katil yakalandı mı, yakalanmadı mı? Katil her kimse... Bizden kaçsa da onu saklandığı yerden mutlaka çıkaracağız. Elbet bir gün çıkaracağız. Baba, ben çıkıyorum artık. Tamam, sen eve git. Sen de çok yorgun görünüyorsun. Bence gidip dinlenmene bak, tamam mı? Bütün mutluluğumuz, yorgunluğumuz, rahatımız Farah'tan ötürü efendim. Ve siz bana eve gidip dinlenmemi söylüyorsunuz. Rahatla. Sakin ol Kabir. Asla bu kadar duygusal olma. Bay Nisar, benim kız kardeşim katledildi. Siz benden kendimi kontrol etmemi istiyorsunuz. Aslında... Seni birazcık da olsa teselli etmek için söylüyordum. Gidebilirsin. Biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Hemen. Git ve keyfine bak, tamam mı? Alo, Haşmet. Neredesin? Nerede olduğun umurumda değil. Hemen ofise gelmeni istiyorum. Çabuk ol. Bu mümkün değil. Söylesenize. Bunu neden yapsın? Kendi kızını... O neden kendi kızını öldürsün? Lütfen söyleyin. Sahip Ali o kızı yolda bulduğunu, sonra niyetinin bozulduğunu ve onu öldürdüğünü söyledi. İfadesinde aynen bunları Bunların söyledi. Bunların hepsi saçmalık. Nasıl olur da bir baba kendi kızına bunu yapar? Bir baba yapamaz bunu. Sakin olun hanımefendi, lütfen. Burası bir karakol. Babanızın evi değil. Böyle davranmaya devam ederseniz sizi de nezarete atacağım. Size karşı nazik olmaya çalışıyorum ama sesiniz yükseliyor. He? Buradan gidin hadi. Bunları mahkemeye saklarsınız. Efendim, sizden Bay Cihangir'in kim olduğunu söylemenizi istiyorum. Köşedeki odadan dışarı çıkın. Odası orada. Gidelim Kiran. Gidip komiserle görüşelim. Gerçek hikayeyi ancak böyle öğrenebileceğiz. Bugünlerde kimseyle iyi olmayacaksın. Şuna bak, beni bastırmaya çalışıyor. Kimse kimseye Allah rızası için iyilik yapmayacak. Ne bakıyorsun öyle? Gidip çay getir hadi. Ne yaptınız siz? Anjum kimdir, ne iş yapar, nerede yaşar, babası kimdir, ne iş yapar, öğrenmeye hiç mi çalışmadınız? Bir kere üvey annesiyle buraya gelmişti. Bayan Bina'nın Tarık yolu üzerinde bir butiği vardı. Sende telefon numarası ya da adresi var mı? Evet var. Çünkü ödemeler için onu bir sürü kez aramıştım. Bende butiğin adresi de var. Onu da getireyim. Alo. Sorun değil. Ben gelirim. İşte.
Ben karakola gidiyorum. Kiran ve Kaşif de orada mı? Evet, oradalar. Beni de çağırdılar. Ben ona hayır desem bile o benim okul çıkışlarıma geliyor ablacığım. Bir şey yapamıyorum. Peki o zaman sen ne yapıyorsun? Yoksa konuşuyor musun onunla? Söyle çabuk. Ne yapabilirim ki? O kadar ısrar ediyor ki arkadaşlık için. Sana inanmıyorum. Biri görse ne olur biliyor musun? Konuşmayacağına dair bana söz ver. Ablacığım lütfen, sen beni hiç merak etme. Ben başımın çaresine bakarım. Ne? Nasıl oldu? Neden amcaya böyle bir ifade verdirdiklerini anlamıyorum. Bir de babamı dövmüşlerdi. Almak istedikleri ifadeye ulaşana kadar her türlü sınırı aşarlar. Ama yine de anlamıyorum. Babam araba kullanmayı bile bilmezken nasıl taksisi olabiliyor ve Farah'ı taksisine aldığını söylüyor. Bay Cihangir'i gördüğümüzde bunların hepsi açığa çıkacak. Bir de avukat ayarlamamız gerekecek değil mi? Bay Cihangir neden hala gelmedi? Telefonu da uzun süredir kapalı. Kiran, içimden bir ses komplonun arkasında Bay Cihangir'in olduğunu söylüyor.